Ediyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, A Haber muhabiri Levent Ekin'in sorularını yanıtlayacak ve sözü şimdi onlara bırakıyoruz. Yani belirttiğin gibi önemli bir konuğumuz var. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Adıyaman 1. Sıra Milletvekili adayı Sayın Ahmet Aydın. Adıyaman'dayız. Bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu 23. mitingini yapacak burada. İşte o mitingle ilgili neler yapılacak bugün? Hemen konuğumuzla konuşacağız. Efendim, hemen miting alanındayız. Arkada sahne kurulmuş durumda. Hazırlıklar da son aşamaya geldi. Önce bununla başlayalım. Neler söylersiniz bugünkü miting için? Evet, bütün Adıyaman Sayın Başbakanımızın Adıyaman'a gelişinin heyecanını yaşıyor. Şu anda köyden, ilçelerden, şehir merkezinden müthiş bir heyecan, merakla, sabırla, özlemle Başbakanı bekliyor. Adıyaman bu alanda çokça miting yaptı bugüne kadar. Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemindeki Cumhurbaşkanı adaylığında da gene yapmıştı bu mitingi. Her seferinde her bir miting bir başka bir coşkuya, başka bir heyecana sahne oldu. Ve Adıyaman mitingleri hep tüm Türkiye'de konuşulur oldu. Adıyamanlılar aslında 3 Kasım 2002'den beri AK Parti sevdasıyla, Sayın Recep Tayyip Erdoğan sevdasıyla, Ahmet Davutoğlu sevdasıyla yatıp kalkıyorlar. O günden bugüne kadar bu heyecan hiç kaybolmadı. Bu coşku hiç yok olmadı ki biz 2 haftadır köy köy geziyoruz. İlçelerimizi, beldelerimizi, şehir merkezimizi geziyoruz. Gittiğimiz her yerde müthiş bir coşku seli var, müthiş bir heyecan var. Sabırsızlıkla 7 Haziran'ı bekliyor. Ve bugüne kadar müthiş bir destek verdi Adıyaman. Ben inanıyorum ki 7 Haziran'da yeni bir rekor kıracak Adıyaman. Rekora koşuyor Adıyaman. 10 Ağustos'ta bir rekor vardı Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Sincik ilçesinden %96'ya yakın bir oy çıkmıştı. Bu seçimde 7 Haziran'da yeni bir oy yeni bir rekor beklentiniz var mı? Aslında Sincik ilçemiz ikinci defa Türkiye rekorunu kırmış oldu. 2011 seçimlerinde de, genel seçimlerinde de %92 ile Türkiye rekoru kırmıştı. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yine aynı şekilde kendi rekorunu çıtasında yükselterek tekrar egale etmiş oldu. Ben bu seçimde de Adıyaman'dan rekor bekliyorum. Sincik'ten de bekliyorum, Kahta'dan da, Samsat'tan, Gerger'den, Çelikhan'dan, Tut'tan, Besni'den, Gölbaşı'ndan, Adıyaman merkezden. Bütün ilçelerimizde muazzam bir heyecan var. Ve Adıyaman bu dönem 5'i hedefe koydu. 5'i bir yerde 5 milletvekilini de inşallah AK Parti saflarında seçecek. Çünkü Adıyaman hakikaten siyaseti biliyor. Adıyamanlının sağduyusu, feraseti son derece uygun ve Türkiye'deki sosyal dokuyu, siyasal yapıyı, Türkiye'nin gidişatını çok iyi okuyor. Adıyamanlar kimin kendisine hizmet ettiğini, kimin de millete karşı saflarda yer aldığını çok iyi biliyor. O açıdan baktığımızda Levent Bey, bugüne kadar gerçekten Adıyamanlar her seferinde ama her seçimde muazzam bir tarihi bir rekorla, adeta kendi rekorlarını hep yenileyerek desteklerini esirgemediler. Allah razı olsun kendilerinden. Adıyamanlı olmaktan, Adıyaman'dan siyaset yapmaktan ve Adıyamanlara hizmet etmekten gerçekten bizler büyük bir onur duyuyoruz. Sahabe diyarıdır Adıyaman. Hoşgörünün merkezidir Adıyaman. Huzurun başkentidir Adıyaman. Alevisi var, Sünnisi var, Kürdü var, Türkü var, Süryanisi var. Her kesimden, her etnik yapıdan, her inanç gruptan insanların bir arada yaşadığı, hemhal olduğu, huzurun hakim olduğu. Tarihten bu yana Adıyaman'da bu huzur var. Hiçbir şekilde ayrımcılık, ötekileşme olmamıştır. Burada her birimiz, Adıyaman'da yaşayan her bir fert, bir başka ferdi, kim olursa olsun, kendi kardeşi bilir. Dolayısıyla bugüne kadar da gerçekten teröre hiçbir zaman prim vermemiş. Tam bu noktada girmek istiyorum. Seçim öncesinde seçim vaatleri de var muhalefet partilerinden gelen. Milliyetçi Hareket Partisi'nden dikkat çeken bir çıkış var. Beyannamede iktidara gelmeleri durumunda çözüm sürecinin bitirileceği iddiası var. Barıştan söz ederken bu vaade neler söylersiniz? İşte farkımız bu. Biz birlik, kardeşlik, beraberlik, çözüm dedikçe birileri ihanetten bahsediyor. Birileri bölücülükten bahsediyor. Yani bakın, bekleyelim bir 40 yıl daha, 30 yıl daha bekleyelim. 40 bin insanımız daha mı kaybolsun ya? O kadar daha mı şehit verelim? Köylerimiz boşaltıldı, insanlarımızı kaybettik, şehitlerimiz oldu. Anaların gözyaşı dökülsün, acılar bitsin. Ben burada iddia ediyorum, bakın ısrarla da söylüyorum. Hiçbir insanımızın burnunun kanamamasını istiyoruz biz. Hiçbir tek insanımızın dahi burnunun kanamaması. Ve bütün bunlar tüm siyasetlerin üzerinde bir yerdedir. Biz bunu siyaseten yapmıyoruz. Biz burada tüm Türkiye'de geçmişten beri 1000 yıldır var olan bu kardeşliğin pekişmesini,
toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını istiyoruz. Bakın terörden beslenenler terörün bitmesini istemezler. Bakın işte bir MHP adeta ideolojik siyaset yapıyor, etnik siyaset yapıyor. Bir başkası bunun karşı grubunda HDP aynı şekilde. Biri Türk milliyetçiliği, biri de Kürt milliyetçiliğini yapıyor. Etnik milliyetçilikler yapıyor. Milliyetçilik bu millete hizmet etmekse bu milletin tamamına hizmet eden AK Parti'dir. Bakın şu kameraları gezdirirseniz Adıyaman'ın hayalinde olan asırlık rüyaları gerçekleştirmenin biz onurunu gururunu yaşıyoruz. AK Parti ile gerçekleştirdik. 50 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık hayalleri AK Parti Adıyaman'da gerçeğe dönüştürdü, hakikate dönüştürdü ve insanlarımızın umudu olmaya o açıdan devam ediyor. Bakın MHP döneminde, koalisyon ortağı olduğu dönemde bu ülkede, bu bölgede olağanüstü haller vardı. Asıl olağanüstü haller bu ülkeyi ayırmaktır. Asıl olağanüstü haller bu ülkeyi bölmektir. Çünkü ülkenin belli bir hukuk bölgesini farklı bir hukuka tabi tutuyorsunuz. Orada acılar var, gözyaşları var, faili meçhuller var, işkenceler var, gözaltılarda kayıplar var. Farklı bir hukuk var orada. Ve adeta sistemli bir işkence yapıldı maalesef. Geçmişte devlet adına görev yapanlar, bu ülkede yaşayanlar, hele ki belli bir bölgede yaşayanlara ciddi bir zulüm uyguladılar. İşte biz bunu ortadan kaldırdık. Bakın 10 yıl önce, 12 yıl önce bir HDP'li milletvekili dahi, HDP'nin genel başkanı, eş başkanı dahi bugün AK Parti'nin yapmış olduğu reformları hayal dahi edemezdi. Biz gerçekleştirdik. Ne diyoruz? Onlar konuşur, AK Parti yapar. Biz yapıyoruz. İcraatlarımızla yapıyoruz. Bugün olağanüstü hallerden devlet güvenlik mahkemelerine, işte Kürtçenin yasaklı dil olmasından bugün her tarafta Kürtçenin konuşulur hale gelmesi, Kürt dili edebiyatlarının bölümlerinin açılması üniversitelerde, okullarda seçmeli ders haline gelmesi, yine aynı şekilde özel okullarda ana dilde eğitimin önüne açılması, bütün bunları sağlayan AK Parti iktidar olmuştur. Bugün herkes rahatlıkla ben Kürdüm, ben Aleviyim, ben Sünniyim, ben dindarım. Hangi etnik yapıya da inanca mensup olursa olsun, eğer bunu rahatlıkla ifade edebiliyor ve rahatlıkla inancını yerine getirebiliyorsa, inancının gereğini yaşayabiliyorsa, bu özgürlüklerini sağlayan AK Parti iktidarıdır. 15 yıl önce bu ülkeyi ne sıkıntılardan geçtiğini çok iyi biliyoruz. Ekonomik anlamda IMF'ye mecbur bırakılan bir ülke. Memurun maaşını daha ödeyemeyecek hale gelen bir ülke. Hemen bu noktada araya gireyim. Ekonomik vaatler de var çünkü muhalefetin seçim beyannamelerinde. En dikkat çeken asgari ücret 1400-1500 lira diyenler var. Hatta 5000'e kadar çıkmış durumda son olarak muhalefetin seçim beyannamelerinde. Neler söylersiniz muhalefetin asgari ücrete ilişkin seçim vaatleriyle ilgili? Şimdi hatırlayın Levent Bey, daha önce de bir takım siyasi parti liderleri seçim dönemlerinde hep bu tür vaatler de halkın karşısına çıktı. Ne dediler? İki anahtar vaat ediyorum diyenler milletin cebindeki anahtarı aldı. Ben gelirsem 5 fazla veririm diyenler oldu. Milletin kesesinden çaldılar bunlar. Şimdi bunlar başlamışlar. Ben gelirsem şunu yaparım, bunu yaparım. Türkiye'nin bütçesini 5 katı 10 misli adeta şimdiden bol keseden dağıtıyorlar. Şimdi bakın asgari ücretten 1400'den başladı. En son Haydar Baş açıkladı. 5000 liraya kadar çıktı. Ya Allah aşkına ya. Ufakatta civcivler yesin ya. Bu millet yemez bunu. 5000 lira asgari ücreti verebilecek olan Haydar Baş eğer bugüne kadar söylemleri halk tarafından karşılık bulsaydı herkese iş, aş, eş vaat ediyordu. Öyle mi? İş, aş, eş Haydar Baş diyordu. Eğer millet buna zaten aldanmış olsaydı bugüne kadar Haydar Baş'ın çoktan iktidar olması lazımdı. Şimdi Kılıçdaroğlu ben onu geçim diyor. Bahçeli başka bir şey söylüyor. HDP'nin başka vaatleri var. O da zorunlu din derslerini kaldırırım diyor. Diyaneti kaldırırım diyor. Benim kıblem diyor Taksim diyor. Kudüs diyor İsrail'in diyor. Böyle insanlarımızın adeta inançlarıyla alay eder. Değerleriyle alay eder tarzda bir siyaset yapıyorlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorlar. Sen bu kadar bol keseden dağıtıyorsun da hangi bütçeyle yapacaksın? Diyor ki ya AK Parti diyor 12 yılda diyor 1 trilyon 869 milyar para biriktirdi diyor. Yani AK Parti'nin başarısını Kemal Kılıçdaroğlu zaten açıklıyor. AK Parti biriktirdi diyor. Hazineyi toparladı diyor. Ben gelirsem gözünü dikmiş o AK Parti'nin biriktirdiği paraya. Ben gelirsem onu dağıtırım. Yine hatırlayın bana bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi aslında çok geçmişlerde çocukluğu yıllarımızda Bizimkiler dizisi vardı. Benim adım Cemil ben yaparım diyen bir karakter vardı. Ne sorarsan sor benim adım Cemil ben yaparım. Şimdi Kılıçdaroğlu da benim adım Kemal ben yaparım diyor. Hakikaten bu derece seviyesiz, bu derece hesapsız, kitapsız, bol keseden dağıtan vaatlerle
Zaten bu millet dediğim gibi eğer aldanmış olsaydı Haydarbaşı çoktan iktidar yaparlardı. O daha çok veriyor çünkü. Dolayısıyla aynısı iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Kemal Kılıçdaroğlu SSK'yı karla devraldı, zararla bıraktı. Büyük bir zararla bıraktı. SSK'yı idare edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na bu millet, bu yönetimi, bu iktidarı asla ve asla vermez. Çünkü CHP zihniyetinden bu millet çok çekti. Bugün eğer Kürt sorunu diyorsak, Kürtlerin sorunu diyorsak, bugün terör sorunu diyorsak, Alevilerin sorunu diyorsak, bugün dindar kardeşlerimizin sorunlarından bahsediyorsak, gayrimüslimlerin sorunlarından bahsediyorsak, bütün bu sorunların ana müsebbibi, o ana muhalefetin, o CHP'nin tekçi bakış açısıdır. O red, inkar, asimilasyon politikaları bu hale getirdi. Benim gibi düşüneceksin dedi. Sen yoksun dedi, sen ötekisin dedi, olamazsın dedi. Benim gibi konuşacaksın, benim gibi düşüneceksin. Ben neye inanıyorsam ona inanacaksın dedi. Kürtleri ötekileştirdi, Alevileri yok saydı, gayrimüslimlere ilişkin aynı şekilde farklı farklı muameleler yaptı. Zaten dindar kardeşlerimizi hep ezdi bunlar. 28 Şubat süreci de aynen o mantığın devamı. Ezanı Türkçe'ye çevirdiler, kalktılar. İnsanlar belli bir dönemde Kur'an-ı Kerimleri adeta gizlemek durumunda kaldı. O CHP'nin tekçi bakış açısının olduğu tek parti döneminde. Bu milletin değerleriyle oynadılar. Bu milletin ilkelerini, bu milletin varlık sebepleriyle oynadılar. Dolayısıyla bu millet, bakın görüyorsunuz CHP çok partili siyasal hayata geçtikten sonra tek başına iktidar olabildi mi bir daha? Olamadı, olmaz çünkü. Cumhuriyet Halk Partisi ile devam etmek istiyorum aslında bir anlamda. Genel Sekreter Gürsel Tekin'den çok çarpıcı bir iddia geldi. Türkiye 1-2 gün içinde Suriye'ye girecek dedi. Ne söylersiniz bu iddiaya ilişkin? Bu Sayın Gürsel Tekin'in niyet okumasıdır. Aslında onun arzu ettiği bir neticedir. Yani biz seçimde, sandıkta, demokrasiyle, AK Parti ile başa çıkamıyoruz. Daha doğrusu biz bu milletin gönlüne giremiyoruz ve bu millet hiçbir zaman bizi iktidar yapmaz diyor. Peki ne olursa belki iktidar oluruz. Allah vere Suriye ile bir savaş çıkar. Allah vere paralel mücadele bu meşru iktidarı ortadan kaldıra. Gezi olur. Bu ülkede kriz olsun, kaos olsun. Türkiye yanarsa yansın, biterse bitsin. Önemli değil CHP için. Önemli olan milletin iktidarının meşru yoldan elde edemedikleri iktidarın gayrimeşru yollardan elde edilebilmesi, milletin iktidarının bir şekilde krizler, kaoslar neticesi ortadan kaldırılması ya da darbe neticesinde ortadan kaldırılması, ancak öyle puslu havalarda bunlar kendilerine olursa belki bir şans olur diye o mantıkla bunu söylüyor. Geçmişte Esed'le iyi ilişkiler varken Türkiye Suriye mi olacak, Türkiye İran mı olacak diyen zihniyet, ne zaman ki Esed halkına bombalar yağdırdı, o zaman biz zalim Esed'e karşı mazlum Suriye halkının hep yanında durduk, dik durduk. Babamızın oğlu dahi olsa yanlışın karşısına hep doğrunun yanında durduk. Peki CHP ne yaptı? O zaman bizi Suriye ile beraberken eleştiren CHP, ne zaman ki Esed halkına bombalar yağdırmaya başladıktan sonra o zalim Esed'le gidip fotoğraflar çektirdiler. Esedçi mantıkla, aynen Esed mantığı var. Orada da tek parti zihniyeti var Suriye'de. CHP'nin köklerinde, genlerinde bu zihniyet var. Halk için değil, adında halk var ama Cumhuriyet Halk Partisi değil. Halk için değil, halka rağmen siyaset yapıyorlar. Halkın değerlerine karşı siyaset yapıyorlar. Son cümlelerinizi alayım. Dolayısıyla millet akı da görüyor, karayı da görüyor. Ne CHP'nin vaatleri, ne MHP'nin vaatleri, ne HDP'nin vaatlerine aldırış etmiyor. Ben inanıyorum ki Türkiye bu seçimde de istikrardan yana tavır takınacak. Çünkü Allah muhafaza istikrarın sarsılması, bozulması demek, çözüm sürecinin bozulması demek, Türkiye'nin çok ciddi manada karışıklığa sebebiyet vermesi demek. O açıdan baktığımızda bütün yaptığımız anketlerde onu gösteriyor. İnşallah Adıyaman'dan 5 milletvekili 5'i bir yerde gideceğiz. Türkiye'de de yeni anayasa yapacak, yeni Türkiye'nin inşasının önünü açacak, başkanlık sistemiyle birlikte yeni anayasa ve çözüm sürecinde sağlayacak olan güçlü bir iktidar, AK Parti iktidarı yoluna devam edecektir. Ben halkıma güveniyorum, halkımıza güveniyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizleri de halkımıza karşı mahcup etmesin inşallah. Ben teşekkür ederim. Efendim konuğumuz Adıyaman'dan Adıyaman 1. bölge millet 1. sıra milletvekili adayı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın'dı. Sözü yeniden İstanbul'a bırakalım Nihan. Bu özel röportajla birlikte biz de Ajans Bugün'ü bugünlük noktalıyoruz. İyi bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle diyelim. Pazartesi görüşmek üzere.